Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalların Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Aksaray Ortaköy ilçesinde Ceceli Köyü'nü ziyaret ettik. Muhtarımız Suat Akbal ile köy konağının muhtarlık odasında röportaj yapacağız. Muhtarım, bu dönem seçilen dinamik muhtarlardan. Öncelikle hayırlı olsun muhtar. Teşekkür ederim abi, sağ olun, var olun. Evet, ilçeye kaç kilometre mesafedeyiz Ceceli Köyü? 19 kilometredeyiz abi. Mesafede. Köyümüz kaç haneden oluşuyor? Nüfus ne kadar, seçmenimiz ne kadar efendim? 52 şeye, haneye sahibiz. 147 seçmene sahibiz. Yaz döneminde bunlar farklı olabilir yani. Ya, hareketli nüfus var yani, giriş geliş oluyor. Evet, doğru mu? Evet. Muhtarımızı aradığımızda sayın izleyiciler, içme suyu deposuna klor atacağını belirtti. Evet, i̇şte muhtarlarımız her zaman halkın sağlığı için ne yapıyor? Mücadele ediyor arkadaşlar. Biz daha önce, işte muhtar bu dönem seçilmiş, daha önce muhtarlarımızın aylık ödenekleri de çok düşüktü. Sosyal güvenlik bağkur primleri yatırılmıyor. Biz bunun mücadelesini verdik ve başarılı olduk arkadaşlar. Onun için haklı olduğumuzu işte bu muhtarımız da ortaya çıkardı. Muhtarlarımız her zaman ne yapıyor? Fedakarlık yapıyor arkadaşlar. Biz muhtarların özlük hakları iyileştirilmesi için mücadele etmiştik, yola çıkmıştık. Ve işte gördüğünüz gibi ses katilimleri yatırılmalı dedik, asker ücret olmasını savunduk ve bu konuda başarılı olduk. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim abi. Evet. Evet muhtarım, evet. Altyapı kanalizasyon yapıldı mı efendim? Hayır efendim. Neden yapılmadı? Bizim hane sayısının az olduğundan ileriki dönemlerde buraya milletvekilleri de gelmişti yani. Evet. Bizim çeşmeden akacak musluğun sayısına göre, yani nasıl diyeyim, kilosuna göre bu kanalizasyondan pisliği götüremeyeceğine dair bu tanık tutuldu, evet. Beyan edildi. Onlar bize dediler ki şöyle yapalım sizin köyü. Yani ben önceki yıllar konuşuyorum. Evet. Biz size çimento, demir gerekirse, pirket, bum, bunlardan yardım edelim. Herkes kanalizasyon çukurunu kendi yapsın. Kendi yapsın dediler. Biz önceki muhtarımın döneminde de şey almıştık zaten tarlayı. Evet. Yani fosfetli çul yapılacak. Evet. Şey istiyorlardı, tapu istiyorlardı. Evet. Biz o tapuyu da aldık, tarlayı da tespit ettik. Ama bizim hane sayısının az olduğundan bir de kanalizasyon gelmedi. Ama buradan az nüfusu sahip olan yerlerde dahi kanalizasyon yapıldı arkadaşlar. Onu belirtmek istiyorum. Yani bu bahanenin arkasına sığınılamaz. Sivas yöresinde, Erzincan, Erzurum yöresinde daha az nüfuslu olan yerlerde altyapı kanalizasyon veya Gaziantep'te az nüfuslu olan yerlerde altyapı kanalizasyon yapılan yerler var. Aslında bayağı bayır olan yer var. Doğru mu? Bayır burası. Fazla da düz değil ya. Yani düz değil ki. Kork sorunu yok burada. Tıkanma falan olmaz. Bir de sizin geldiğiniz yolda aşağıda, evet. Derede o aşağıda. Çukur yeri. Şey, tapulu olan yer. Çukuru var aşağıya. Akışı yapan. Güzel yani. Kodu çok güzel arkadaşlar. Biz mutlaka bu artık kanalizasyon çukurunu, altyapı kanalizasyonu istiyoruz yani. Yapılmalı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk köylü milletin efendisidir. Evet. Doğru ise, diyor. Biz de efendiye yakışır hizmetler artık köylere yapılmalı. Bir de köylere hizmet yapılırsa şu köylerimiz boşalmalı. Doğru mu muhtarım? Doğru. Hep köyler boşaldı. Doğru. Köylere gidiyoruz, genç yok arkadaşlar. Şimdi servis geldi 5-6 tane öğrenci indi. Doğru mu? Evet, taşımalı. Evet. Taşımalı yani, öğrenci. Okul da kapandı değil mi? Neden? Ne okulu var? Hizmetler ne? Olsa ne ilkokulumuz var ne anaokulumuz var. Her ikisi de Sarıkaman'a taşındı. Sarıkaman'a gidiyor. Liseler Ortaköy'e kadar gidiyor. Normal çocuklar, ortaokullar, işte anaokulu dirsek Sarıkaman'a taşınıyor. Evet. Taşımalı sistemi. Taşımalı sistem. Arkadaşlar mutlak bu köylere hizmet gelmeli, köylerden göçü önlemeliyiz. Bir de istihdam yaratılmalı gençlerimize. Devletimiz desteklemeli köyde. Cazip şeyler olmalı. Hayvancılık desteklenmeli, arıcılık desteklenmeli. Evet. Doğru mu efendim? Evet, gerekirse sera yapılmalı. Burada ne yetişiyor? Mesela ceviz iyi yetişiyor. Doğru mu efendim bu bölgede? Yetişir. Ceviz planları verilmeli. Vatandaşları bu köyde tutmanın yolları aranmalı. Çiftçimize mutlak mazot ve gübre desteği. Burası kırsal, susuz arazi. Doğru mu efendim? Susuz arazi. Mutlak, evet. Susuz arazi. Susuz arazi. Susuz tarım yapılan köylerimizi devletin mutlaka sulu tarım arazi yapılan yerlerden farklı olarak desteklenmesini istiyorum arkadaşlar, araştırmacı gazeteci olarak. Gerçekten üzülüyorum, İç Anadolu bölgesine geldiğinde susuz arazi, susuz tarım yapılan yerlerde vatandaş birçoğu bakıyorum ki arazisini ekmemiş. Bir sene ekiyor, bir sene arazi bırakıyor. Doğru evet, mu efendim? Doğru. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bu konuda da destek
olmasını bekliyoruz. İstiyoruz. Evet. Bekliyoruz. Halkımız da bekliyor. İşte ben de araştırmacı gazeteci olarak halkın sorularını halkın temsilci muhtarlarla tüm dünyaya duyuruz arkadaşlar. Evet. Muhtarım, seçimlerde vaatlerde bulundunuz mu köy halkına? Beni muhtar seçerseniz köyümüze sulama göleti yaptırın gibi. Yok, hayır, öyle bir şey... Hiçbir vaatte bulunmadın. Bulunmadım. Hiçbir vaat etmedin. Vaat etmedim çünkü ben en son gelendim zaten. En son maday oldun sen. Yani nasıl desem mesela derim ki dombala diyelim yani. Dombalada mı çıktın? Öyle bir şey oldu. Ben hiç kimseye bir vaat etmedim. Gerekirse devlet de bu elini uzatırsa etmeyeceğim bir şey yok yani. Evet. Yaparım. Yani hizmet almak için mücadele ederim dedim. Evet, değil mi? Ederim. Köyde mi oturuyorsun? Yani doğdun, büyüdün, bu köyde mi oturuyorsun? Evet, burada oturuyorum. Evet. Halkın sizden istediği bana hangi hizmetler var? Muhtarım, işte Suat Bey seni muhtar seçtik, köyümüze şu hizmeti kazandır diyen var mı? Bak köyde. Var. Ne bunlar? Bir sulama kooperatifimiz vardı. Daha önceki yıllarda. Evet. Deri kuyumuz vardı yani. Deri kuyumuz vardı. Hayır, yoktu. Yani vurduruyorduk. Evet. Bizim sondamız 120 metrede denenecek, 170 metreye çıkartılacaktı. Evet. Bizim sondamız 80 metrede denendi, denendiği halde yok raporu tutuldu, bütün makineleri çekip gitti yani. Ya kooperatif duruyor şu anda. Hayır, öldü. O da ses verildi. Yani yıllar oldu ya, çok oldu yani. Arkadaşlar işte yani vatandaş ne yapmış, kendi imkanlarıyla çırpınmış. Sulu tarıma geçmek için doğru evet, mu? O da evet. Gerçekleşmemiş. Aslında biz bunu işte devlet kanalıyla derin kuyular açılarak belli bir yüksek hakim tepeye havuzu yaparak evet. Kapalı sistemde sulama suyuna geçilmesini istiyoruz. Doğru mu? Şunu da belirtelim abi. Motorla suluyoruz. Aşağıda evet. Bir şeyimiz var yani. Dere var. Sulak yerimiz var. Var. Oradan çekiyoruz. Herkesin sondası var. 25-30 metrelerde su motoruyla çekerler. Devletimizden istediğim eğer buraya yeşilat çekersek yani dinamayla çalıştırırsak evet. Daha ucuza mal edeceğimizi zannediyorum. Evet, elektrik hattı istiyor muhtemelen. Evet, elektrik hattı. Arkadaşlar bu da gerçekleşmeli diyoruz. Evet. Başka ekleyeceğimiz konu var mı muhtemelen? İkinci bir konum devletimize şunu duymak istiyorum. Benim buradan otoban için bir toprak aldılar ha. Evet. Çakıl toprak. Ben bunu ne kadar da şikayet etsem, kime de başvuru yapsam, bu adam benim burayı öyle bir terk etti gitti ki, yani benim şurada köyümün dışında bir ocak var. Sizi şimdi ocağa götüreceğim, orayı çektireceğim. Evet. O ocağı bir yarım yamalak bir bıraktı gitti ki, her an için tehlike orada bizi bekliyor yani. Evet. Yani bir çocuk düşse kurtulmaz, motor düşse kurtulmaz, hayvan düşse yine kurtulmaz. Evet. Öyle attı gitti. Bize de hiçbir sahip çıkan olmadı. Ben nereye gittiysem, hangi bir şey aradım, bulduysam bana yardımcı olmadılar. Ya çukur mu oluştu orada? Ya tehlike mi oluştu? Evet. Evet, röportajımıza muhtarımın bahsetmiş olduğu harfiyat alınan yerine devam edeceğiz. Evet.